Abi gel sana soralım. Sarayın günlük Bana gideri sorma 18 milyon TL olmuş. Ne diyor? Bana sorma. Ben konuşursam kötü ben konuşurum. Konuş İyi bir şey değil. Yok yok. 18 İyi milyon şey TL değil. Olmuş. Benim gibi çok düşüncesi olup da söyleyemeyen insanın sayısı şurada. %70-80 civarında. Niye konuşmuyor konuşmuyorlar? Çekiniyorlar. Korkuyorlar yani. Bu gerçek. Evet. Evet. Gerçek düşüncelerini insanlar söyleyemiyor maalesef. İpotek konmuş vaziyette. İleride ne olur bilinmez. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abla sen ne diyorsun? 18 milyon TL'yi aştı sarayın günlük gideri. Vallahi söyleyecek bir şey yok. Emekliye 7500 veriliyor deniyor ya. Evet. O doğru değil. Eşinden alanlar 5000 alıyor. Evet 5000 alıyor. Daha yeni 5 oldu dedi. Bir evet. Teyze. Bunun da kira ödüyor. Kravatları değil. Bu kravatları değil. Yazıklar olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Yazıklar olsun. Devletin kurumlarında müsrüflük var mı? Ne demek müsrüflük? Kravatları değil emekliye. Verdikleri para kravatları değil. Ayıp ayıp. Ayıp. Etin kilosu olmuş 300-400. Olmaz böyle bir şey. Şeketidir o 300 olan. Bir de her gelene vatandaşlık veriliyor. Eyvallah ne vatandaşlık veriyor. Yol geçen hanımı burası. Plajda kızımın resimlerini çektiler. Gerici ülkeler doldurdular. Plajda kızımın resimlerini çektiler. Polis çağırdım onlar gelinceye kadar kaçtılar. İstemiyoruz vatandaşlık verilmesin. Gerici ülkelerden gelenleri biz istemiyoruz. Afgan'a Suriyeli'ye. Evet istemiyoruz. Ablacığım otelde çalışıyorum. Pakistanlı insanlar tatile geliyor. Vallahi bak sana. Kızımın bir şey söylemedi. Ruslarla beni. 4 tane. Suçlarsınız. Hadi be. 4 tane erkek kızımın. Şey 4 tane erkek Pakistanlıydı. Kızımın resimlerini çektiler. Polis çağırdım. Onlar gelinceye kadar kaçtılar. Plajlar gericilerle dolu. İstemiyoruz. Mahvettiğiniz ülkemizi. Abi sen ne diyorsun? Günlük gider sarayın 18 milyon TL olmuş. Ya vallahi bak ben... Abi diyor ki Müslüman ülkelere... Var, 1 milyona çalışıyorum diyorum ya. Evet. Gene yetmiyor yani gene yetmiyor. 1000 liraya çalışan yetmiyor. Yetmiyor yani. Çünkü paramız pul olmuş pul. Yani ben eskiden 100 liraya çalışıyordum geçen sene. O 100 lirayla ben daha iyi geçiniyordum. Şimdi 1000 liraya çalışıyorum gene geçinemiyorum. Olmuyor yani. Çünkü markete gidiyoruz. Ya ben geçen gün gittim 2 kilo brokoli aldım. Bir sucuk aldım. Ekonomik savaştayız diyor. Ne savaşı ya? Ne savaşı? Biz hangi devlette savaşındayız yani? Hangi devlet? Eskisi gibi topla tüfekle olan bir şey değil ki abi. Şimdi ekonomik savaş, parayla, güçle. Biz güçlü. Biz 7 düvele karşı düşmanız abi. Herkesin bizde düşman yaratıyoruz kendi kendimize. Kendi kendimize. Senin dedelerin, ataların zamanında oraları ezmişler ki bunların bir acısı var. Şimdi onlar dedeni var ya Araplar yıktılar. Osmanlı'yı Araplar yıktılar ha. Senin dedeni. Şimdi biz Araplara bakıyoruz. Ben Gaziantep'liyim. Ben depremzedeyim. Benim geçmişim. Gaziantep'in tarihini bilmiyorsun. Bak Gaziantep niye Gazi vermiş? Evet. Urfa niye Şanlıurfa vermişler? Aşağı Kahramanmaraş'a Kahraman ünvanı vermişler. Fransızlara direndikleri için vermişler. Ama o yüzden. Osmanlı zamanında hep teslim oldular. Savaşmadan teslim şimdi oldular. Şimdi peki Gaziantep'te ne kadar Suriyeli var? Bu Araplara bakıyoruz. Suriyeli var çünkü sınıra daha yakın olduğu için o yerlerde kamp tuttu. Kamp değil. Kamp değil. Tabii. Gaziantep merkezde ne kadar? Kilisin nüfusunun fazlası. Evet fazlası var ama Hatay. Sınır ülkesi olduğu için orada tampon bölge oldu. Tampon bölge olduğu için bu şekilde. Bana bak. Senin hayatın var mı? Senin bir yaşamın var mı? Senin geleceğin var mı? Tabii. Yok ya yok. Yani niye şimdiki gençler evlenmiyorlar? Bak benim o iki tane oğlum var. Üniversite mezunu. Ben 26 yaşındayım. Ben evliyim. Ben onların yaşındayken 5 tane çocuğum vardı. Ben evliyim. Bak madem bu kadar eşya var. Sen sana ya zam geliyor ya. Senede 10 milyon olmuş. Zam geliyor. Bu eşyalar normal mı o? Normal mı? Yani 6 ayda bir zam gelmesi normal mı maaşlara? Normal değil ama ya dediğim gibi ekonomik savaşın içinde olduğumuz için gayet normal. Niye bu ekonomik savaşta eziliyoruz sadece? Eziliyoruz çünkü üreten bir ülke olmadığımız için. Niye üretmiyoruz? Üretmeye başlıyoruz biz yani. Bu zamana kadar buğdayı niye Ukrayna'dan alıyor savaş halinde? İşte ben de onu kastediyorum. Biz hep Türk-Kürt sorunu, işte farklı meseleler. O daha 10 yıl önceye kadar dünyada 7 ülke arasındaydık biz tarımda birbirine yeten. Ama şu anda biz samanı dışarıdan alıyoruz. Patatesi savaş halindeki Suriye'den. Yağı savaş halindeki Rusya'dan gemi bekledik biliyorsunuz. Buğdayı oradan bekliyoruz. Bizim ovalarımız niye boş?
Çiftçilere destek verilmediği için çiftçilere neden destek... Kim verecek bunu? Ya devlet verecek tabii ki. Ama niye yatlara mazotu vergisiz veriyor? Niye ya? Tabii ha. Ha. Niye çiftçiye vermiyor mazotu? Vergisiz versin çiftçiye. Ben kimi bilmiyorum. Yatlara. Peki niye diyor? Ya sen çiftçiye diyor. Bilmiyorum ya. Bak sen bilmiyorsun. Bak şimdi adam var ya yabancı geliyor. Bak geçen gün Rus geldi, bir tane Yunanistan'dan Türkiye'ye geldi. Marmaris'e gelmiş. Adam niye geliyor? Çünkü mazot ucuz onlara. Bedava yani. Vergi yok, bir şey alıyor, yok. Gidiyor. Şu anda mazot 38 liraysa onlara 20 liradır. E sen bunu çiftçiye ver ki çiftçi onu ucuz üretsin yani. Hani veriyor mu? Vermiyor. Ama senin dediğin yanlış. Yatlara yanlış böyle mi? Ucuz. Hayır ya. Bilmiyorsun bak gerçekten. Bilgi eksikliğim var, o yüzden böyle konuşuyorum. Oğlum ben senin kadar tarihi okumdum ben. Mazotun ne alakası var ya? Allah Allah, yata verilen mazotun ne alakası var? Yatlara ucuz mazot verilmiyor. Ticari gemilere veriliyor. Bir dakika. Pırlantaya niye vergi alınmıyor? Mücevhere niye vergi alınmıyor? Bilmiyor ya bunu. Ya sen bilmiyorsun oğlum, git bir sor. Bilmiyorum ne iş yaptığımı kim biliyor burada? Ne iş yapıyorsun? Söylemek istemiyorum ama benim iş yaptığımı bilmiyorsun. Ben belki bu işin içindeyim. Yatlara kesinlikle vergisiz mazot verilmiyor. Nasıl verilmiyor? Öyle bir şey yok ya. Git araştır, bil, öğren. Bu kadar insan şahittir. Bak ben şimdi. Kardeşim bak oğlum evladım kusura bakma diyeceksin ama yatlara yok, kesinlikle vergisiz mazot verilmiyor. Bak ben her bütün haberleri seyrediyorum. Ya ben veriyorum ya. Neyi bilmiyorum. Yağla mazotun ne alakası? Bak şu an konumuz içindeyiz. Tamam yatlara hadi. Vergili veriliyor. Demek istiyor ki abi. Niye çiftçiye vermiyor? Çiftçi vergiden diyor kessin diyor. Üretsin diyor. Haklı olduğunuz konularda var. Bak ben karşıt görüş değilim. Sadece hepimiz bir görüşü değerlendiriyoruz burada. Ölçme değerlendirme gibi şey. Şu an herkes bana soru yöneltiyor burada. Kime yöneleceğiz? Sen Antepli değil misin? Bak o kadar deprem oldu. Bir dakika, o kadar deprem oldu. Evet. Şimdi o evler, o kadar para toplandı. Evet. Nereye gitti o paralar? Evet. He, biz halk olarak var ya, biz yardımseveriz. Tamam. Biz canımızı veririz. Eyvallah. Ama gene de veririz. Ama o para nereye gitti? Şimdi adam depremde ne? İki dairesi yıkılmış, üç dairesi yıkılmış. Bir tane daire veriyor. Diyor ki bir trilyon ver. Bir trilyon da biz sana, bak ben sana kredi çekeriz. Benim değil, şahsımın değil. Bir saniye. Ailemin üç tane dairesi yıkıldı. Malı boş ver. Ben ailemi enkazın içinden gittim, ikinci gün çıkardım. Ben İzmir'de ikamet ediyorum. Gittim ikinci gün enkazın içinden çıkardım. Bu yardımlar nereye gidiyorsun? Tırlarla malzeme geldi. Malzemeler böyle heder oldu. Yolun kenarlarına atıldı. Fazla. Sana yemin ediyorum ha bak. Bunu demiyor. Yok. Evler toplanan şey diyor. Evler hazır. Paraları diyor. Tamam evler. Nereye gidiyor? Yardımlar yapılıyor abi. Şeffaf mı? Devlet şeffaf. Devlet şeffaf bu konuda. Yani bazı konularda. Dağıtılmadı. Bir plansızlık var. Bir programsızlık var. Bir plansız programsızlık var. Oğlum siz niye kabul etmiyorsunuz bunu ya? Bu Kızılay çadırları gitti sattı. Ya bu para bir dakika bir saniye. Bu para dağıtılmasa orada kaç 11 tane şehir var. 11 tane şehir AKP'ye neden oy versin? Neden oy versin? Abi kullarımız da oynuyor. Ne atılmış ki para veriyor abicim? Vatan bile Sakarya. Vatan gitti elden. Nereye gitti elden ya? Nereye gitti? Hani ülke mi? İşgale mi girdi? Nasıl oldu? Ülke zaten işgal. Kaç yıl geçti? Van depremi üstünde kaç yıl geçti? Ben Vanlıyım. Ben Vanlıyım. Tanıdıklarımın daha evleri yok. Severim bana. Doğunun Paris'i. Evleri yok. Daha çadırlarda yaşayanlar var. Hala bu zamanda. Bu Hatay'da da var. Hatay'da su altında. Bu için olabilir mi? Evet. Şu anda Hatay'da suyun altındalar biliyor musun? Hatay'da. Tabii. Evet sel baskınları oluyor, doğrudur. Çadırdalar ama şu an. Doğrudur ama deprem korkusundan o insanlar çadırda. Çünkü ev yapılmadı. Konteyner ve prefabrik yapılar yapıldı. Evler hala bitmedi. Biz kantinden tost alamıyoruz, simit alıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok pahalı. Ne kadar? 25 liraya çeyrek tost. Çeyrek tost. Her gün mü ısmarlayacağım? Okulda diyor. Abi Erdoğan çok güzel. İslam number one. Allahu Akbar. Besti. Neresi? Almanya. Beni Almanya geliyor. Here. Sen Türk müsün? Yok. Benim Beyrut geliyor flight matar here o flight here Beyrut'tan geliyor. Evet Beyrut geliyor here euro. Sen Türk değil misin? Yok. Arap. Ha, benim Arap. From Germany. Yeah, Erdogan is the best because Islam is number one. Money is only USA, Israel is all from Jews. İsrail'i Herzo biz kırmızı halıyla karşıladık. Ney? Kırmızı halıyla karşıladık İsrail Başbakanı. Kanka. Evet. USA, İsrail. Is $100 here because it's Islam. If here is not Islam, yani, Türkçesi. One TL is 5 euros. If here not Islam.
Yok Türkçe. Vallahi Arap. Arap and English. Evet. This is English and Arabic, no problem. This is an okay. This is an my Muslim. This is $1. This is how many money Turkey? I think like $30. 30. Yeah. This is economy finish. Yes, this is finished. Yes, it's right. But it's you have to look in Asia because everything is paid in US dollar and euro. If Asia is going to build the anti-dollar alliance is going up because of Nord Stream from Russia from here. My friend, we are the biggest allies with USA. Wait. Okay. We are the biggest allies of USA imperialism. What are you talking about? Yeah, what is Islam talking about? Sorry. If Russia is making Nord Stream through Turkey for Europe, TL is 5 euro, 1 TL. Forget, my friend, America is playing large role defense system on Middle East. No. Black Sea, Asia, Middle East, Africa, everywhere America. And Erdogan is the biggest puppet of America. Okay. What are you talking about? Okay. What is Trump talking about? Tupac, 50 Cent, Erdogan, all one team and do much money for family and listen to the street. And 1 euro is 5 lira in best city. My friend, you brainwash. No, look, no, you Arab, no. Yeah, Arab. Evet. 17 Arab countries, all they been fucked up by America. What you talking about? I see, I was Beirut, nothing. Yeah. Israel is coming, Hezbollah like, do. I go out. Siktir git. Yalla Habibi, yalla. Yalla Habibi, siktir git, yalla. Yok. Here. Okay, what you want to say? Is Kılıçdaroğlu better? America snatching like a bird, my friend. No. They fucking. No. You have no idea. No, you have brainwashed you TikTok in. You're Arabs, my friend. You are all TikTok. Fucking. You are fucking. America is digging his own grave, my friend. What? America is dead. America. America is dead. You are. You all Arabs behind America. You support in America. Qatar. Qatar is Britain. No. We are not. Niye hep ekonomi hakkında konuşuyorsunuz? Ne konuşalım? Yani niye hep ekonomi hakkında konuşuyorsunuz onu soruyorum. Mesela sen burada hiçbirine soruyor musun Gezi Parkı olaylarının 200 milyar dolar maliyeti olduğunu? Çok sordum. Ama sizin savunduğunuz insanlar hep Kemal Kılıçdaroğlu, hani Kemal Kılıçdaroğlu veren insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gezi Parkı'nı savunuyordu ya. 200 milyar dolar olduğunu mesela soruyor musun? Bir adama diyor musun? 200 milyar dolar harcanmış mı? Yok maliyeti. Çıkan doların haddi hesabı var mı? Evet. Ne, biliyor musun kaç dolar çıktı? Ne kadar çıktı? Ben sana soruyorum biliyor musun? Hani sen mikrofonu alıp herkese soruyorsun ya. Evet. Biliyor musun kaç milyar dolar çıktı? Sen de al mikrofonu eline sen de sor. Hayır sen. Sen de bunu sor. Hani böyle tutuyorsun. Sen yok, de bunu ekonomi sor. Nasıl? Ekonomi şöyle, ekonomi evet. Böyle. Bunu soruyorsun değil ne mi? Ne soralım? Mesela 2015. Ben de ateizine giydi mesela, diye mi soralım? Ne istiyorsun? Mesela Volkswagen'in 1 milyar euroluk yatırım yapacağını, 2019'da sırf Türkiye Suriye'ye girecek diye yatırımı geri çektiğini biliyor musun? Evet. Biliyorsun değil mi? Onu niye söylemiyorsun? Konuşuyorsunuz. Ama sen niye sormuyorsun? Ne sormamı istiyorsun sen? Gel mesela adama git sor de ki Volkswagen 1 milyar euroluk yatırım yapacaktı evet. Ve geri çekti de. Evet. Mesela bu konu hakkında ne düşünüyorsun diye soruyor musun hiç kimseye? Niye çekti peki? Sırf Türkiye Suriye'ye giriyor diye. Girdik mi biz Suriye'ye? Girdik. Onlar bize girdi. Hayır. Hayır canım. Kaç milyon Suriyeli? Nasıl konuşuyorsun ya? Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye girdi. Sen gelmişsin diyorsun ki onlar bize girdi. Kaç milyon Suriyeli var? Ya bak. Suriye bize girdi. Suriye bize geldi. O tartışılabilir bu konu. Tamam. Her şey. Ben sen ekonomi hakkında konuşuyorsun diye söylüyorum. Tamam ben de ekonomiyi söylüyorum. Tamam ben de işte ben de sana onu sor diyorum anladın mı? Tamam. Mesela 2019'un Eylül ayında Türkiye Suriye'ye girdi. Suriyeliler ne zaman geldi buraya? Abi 2011 yılında geldi. Ne alaka şimdi Volkswagen'in buraya yatırımıyla bunu? Güzel yapılan şeyler her zaman kötü gözükür. Ben beyefendiyi programda tanıyorum. Evet gel sen de konuş gel. Gel güzel olanları söyle gel. Gel güzel olanları söyle. 2010. Hayır. Gel söyle. Bir ama gel söyle. Hayır. Madem gel. Gel söyle. Bir şey diyeceğim. Gel söyle. Arkadaşlar. Aranızda. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeyim. Aranızda 2015 yılında dünyada bilen var mı? Bizim Diyarbakır'da bir harekat düzenlendi. Sur operasyonlar. Bilen var mı? Herkes biliyor. Dünyada başka böyle bir olan bir yer var mı? Bu ne konuşuyor o zaman? Ne konuşuyor? Ne boş konuşuyor. Alaka sur operasyonuyla bunun? Bu ekonomiyi etkilemiyor hayır, mu? Hayır şimdi sur operasyonuyla. Ekonomiyi etkilemiyor mu? Ya biz yüzyıllardır terörle zaten savaşmıyor muyuz? Savaşıyoruz değil mi? Yani sadece surda mı oldu bu? Hayır ben. Sur operasyonu oldu da dünyada, dolar mı çıktı yani? Dünyada başka bir ülke var mı böyle bir ülke? Nasıl başka bir ülke var mı? Mesela örnek veriyorum Almanya'yı sürekli örnek gösteriyorsun. Adamı kötülüyorsun mesela Almanya'dan geliyorsun.
euro bozduruyorsun. Evet. Burada rahat harcıyorsun diyorsun mesela. Evet. Volkswagen mesela Volkswagen evet. Kaç yılında kuruldu biliyor musun? Ya da Mercedes 100 yıl önce kuruldu. Tamam. Dünyanın en büyük sanayisi şu anda neresi? Almanya. Almanya. Ne zaman yılında kurulmuş mesela Bosch, Siemens, Philips? 1905, 1910. Senin 1905'te 1910'da neyin var? Cehaletle savaşıyorduk. Aynen. Takkeyle uğraşıyordun. Hayır, takkeyle uğraşmıyorduk. Aynen, yok. Yok. Peki ben sana bir soru soracağım. Dur. Dur bir şey soracağım ama. Dur bir saniye. Ama doğru. Bir saniye. Bir şey soracağım. Soruya cevap ver. Dur. Veremez. Neden veremez? Bak gel söyleyeyim. Gel söyle. Gel burada uğraş. Gel. Dur. Şimdi evet yapıyorum. Ben halkın yanındayım. Ben kimseye hiçbir partiyi biat etmem. Tamam, ben vatandaş neyse ben onu söylerim. En güzel şey gelen Recep Mustafa Tayyip. Kemal Atatürk'tür. Nokta. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi abi şey dedi, arkadaş şey dedi. Dedi ki Almanya dedi, araba yaparken dedi biz dedi takkeyle uğraştık dedi. Almanya arabayı yaparken arkadaşlar, şimdi ben buradan söyleyeyim. Almanya Volkswagen'in Mercedes'i yaparken okuma yüzdesi %95'ti. Biz o tarihlerde Osmanlı'da okuma yüzdemiz %7, %8'di. Var. Ama şöyle söyleyeceğim. Mesela tarihte var zaten. Osmanlı'da var, mecliste var. Her araştırıp bakabilirsiniz. Türkiye'de o dönemde nüfus sayımında kadınlar sayılmıyordu. Bakın kadınlar... Bak, kadın şey diyeyim, bak, doğru diyorsun. Doğru. Ben bir şey söyleyeyim bak. Dediğin de haklılık payı. Bilmiyorum istatistik yola. Ben kendimi anlatayım. Ben yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. İki yerde oturuyorum. Bence doğrularla yanlışlar hakikaten birbirine karışıyor. Doğru bak. Arkadaşın söylediğinde de doğru var ama şeyler, çizgiler, sınırlar çok keskin olduğu için. Derin mi? Derin abi. Orada bak çocuğun dediğinde doğru var. Bu ülkede takkeyle uğraşıldı yani. Yalan yok. Sarıkla uğraşıldı. Dediğin doğru. Senin dediğin de doğru abi. Ülkede bir savaş verilmiş, insanlar savaştan çıkmış. Bunun bir yanlış bir tarafı yok. Yani Mustafa ama, Kemal Atatürk bir yerde savaşırken abi, bir tarafta İngilizlerle, Fransızlarla işbirliği içinde sırtımızdan hançerlemeye çalışmışlar. Mustafa Kemal Atatürk hemen bir söyleyeyim. Adamın abi, evet. Bir insanın at sırtında da ölebilirmiş yani. Tabii o kadar ki. Yani o kadar şey olmuş, doğru. Şehit olabilirmiş, o kadar. Onda hiçbir sıkıntı yok abi, ülkenin kurucusu. Eyvallah. Ama bence ülkenin yani bugünkü Türkiye'nin şartlarında insanlar gerçekten fikirsel olarak çok derin ayrılıklar içinde. Bu derin ayrılıkların olması iyi bir şey değil. Yani bazı noktalarda anlaşabiliriz. Şimdi o diyor ya Suriye'ye girdik. Sen de diyor Suriye bize girdi. İkisi de olmuş olabilir yani. Olmadı mı? Oldu. Yani ikisi de Suriye'deki insanlar buraya geldi. Evet. Türkiye'de Suriye'ye girdi. İkisi de aynı anda doğru olabilir. İkisi de aynı anda yanlış olabilir. Bizim Suriye'ye girme sebebimiz oradaki terör tampon bölgesini temizlememiz. Eyvallah. Biz ondan girdik oraya ve onu da destekliyoruz. Tamam. Türkiye'nin tamamen sınır dışı harekatlarının arkasındayız ve tabii destekliyoruz. Ama orada bir... İç savaş var vesaire, karışıklık var. Oradan ben 14-15 milyon Suriyeli'yi, Afgan'ını, Pakistanlısını, Hintlisini, İranlısını niye alayım? Bak orasını ben doğru demiyorum. İnsanlar misafir edilebilir burada. Burada bir süre tutulabilir. Ben Amerika'dayım. Amerikan vatandaşıyım. Almanya'da süresiz oturumu olan bir adamım. Evet, çift taraftayım. İngiltere'de yaşadım. Buradaki mesele şu abi. Bir ülke yanlış. Bence oraya gelene kadar, bak o yanlış. İnsanlara pasaportla, ev satarak pasaport satılmasını konuşması lazım. Bence bu ondan da yanlış bir şey. Bak şimdi ben Amerika'dayım abi. Amerika'nın böyle bir şeyin olması imkansız. Yok. Ben Almanya'da oturum aldım. Bak Amerikan vatandaşı olarak oturum aldım yani orada. Orada da böyle bir şey yapmaz. Bir de Amerika'dan da farklıyız. Biz şehit kanlarıyla aldık bu toprakları. Abi onlar da öyle yapmış. Onlar da kendilerince şehit kanıyla almışlar. Kızılderililer. Ya işte öyle, savaşmışlar abi. Kendi içlerinde savaşmış. 600 bin insan ölmüş. Diye kuruluyor. 600 bin insan ölmüş abi orada iç savaşta, bak az bir şey değil. İki taraf birbirine girmiş. Orada da çok kendi aralarında. Ama her ülke için kendi vatanı kutsal. Tamam mı? Onların iç milli marşını dinlesen abi. Onlar da onunla gururlanıyor. Biz nasıl İstiklal Marşımızla gururlanıyoruz? Burada bence insanların yapması gereken şu abi. Birbirinin dinlemesini bilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Hakikaten iki şey aynı anda yanlış da olabilir. İki şey aynı anda da doğru olabilir. Yani illa birinin söylediği doğru, birinin söylediği yanlış olacak diye bir şey. Fikirlerimiz çatışacak zaten. Ortayı bulacağız. Ortayı bulmamız lazım. Yani burada Türk toplumun hakikaten bu şeyini bırakması lazım yani. İnsanlar bırakması lazım abi. Bunun şimdi bir taraf Cumhurbaşkanı'na kızıyor kendince. Bir taraf
bir taraf Cumhurbaşkanı'nı seviyor. Ben de diyorum ki yani bir taraf kızarken doğru olabilir. Neden salıverdiler? Bir taraf hem yani Elattin Çakıcı'yı neden salıverdiler? Benim demek istediğim şey iki. Elattin Çakıcı. Evet, neden salıverdiler? Ama benim söylemek istediğim bilmiyor değil. Elattin Çakıcı'yı neden saldılar? Bana onu söyle. Bilmiyoruz abi. Ben hakim değilim, savcı değilim. Ben otelde çalışıyordum. Şu an daha yeni çıktım. 3 gün 5 gün oldu buraya geleli. 3. günüm bugün. Yani 3 gündür çalışıyorum. Ve otelden çıktım bu konaklama şeyi bak. Elattin Çakıcı'yı neden salıverdiler? Bana bunun açıklamasını yapın. Ben Osmaniye'dim tamam mı abi? Depremzedeyim ben bak benim abi, evim ağır hasarlıydı. Ya benim, bırak şimdi. Ben seninle bir davam yok kardeşim. Tamam abi, sen bir kenarda bir dakika, dur. Neden oldu? Ben bilmiyorum. He? Bir şey diyeceğim. Az dur. Elattin Çakıcı'yı neden saldılar? Bunun bir açıklaması yok. Elattin Çakıcı'yı niye saldı? Abi Türkiye'deki af gelmedi mi o gruba? Yani o tür yani, şeyler. Af. Neden af geliyor? Bence doğru değil. Yani şöyle doğru değil. Genel af, yani mesela bir kişi. Neden bir kişiye af geliyor? Bir kişiye gelmedi ama. O... Ya Çakıcı için bir af geldi. Bir de ayrıyetten şimdi bir af daha geliyor. Millet. Ben bilmiyorum onu takip etmiyorum. Tasvip etmiyorum ama diyor. Doğru değil diyor. Doğru değil diyor. Çakıcı'yı neden saldılar? Genel af gelebilir. Ona bir şey diyemem. Ülkenin kendi iç işleyişi. Ama ben bir kişiye özel... Ne saldılar abicim? Sen söyle abi. Sedat Peker'i yurt dışı yaptılar. Çakıcı'yı saldılar. Doğru mu? Bilmiyorum abi, ben o kadar takip ediyorum. Bilen adam varsa ona sorun. Ama benim söyleyeceğim şey şu abi. Ben, abi ben işin o kısmını bilmiyorum. Yani ben o kısımları bilmiyorum. Ama ben şunu söyleyeyim abi. Türkiye'de bir taraf... Ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Hepsi politika, hepsi para pul. Hepsi çıkar menfaat. Hepsi çıkar menfaat. Eyvallah.